24 Aralık 1971. Lima, Jorge Chavez Uluslararası Havaalanı. Julian Kopke ve annesi Maria, Peru'nun başkenti Lima'dan Pucallpa kentine uçmak üzere havaalanına geldiler. Anne Maria ve eşi Hans, Lima Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışıyorlardı. Biyolog olan Hans ve kuş bilimci Maria'nın tek evlatları Julian'dı. Ailesi, Julian 14 yaşındayken Peru'ya gelmişti. Aile, Amazon yağmur ormanlarındaki bir araştırma istasyonu olan Pangoana'yı kurmak için Lima'dan ayrılmıştı. Julian, Peru Lima'daki bir Alman lisesine gidiyordu. 23 Aralık 1971'de mezun olacaktı. Annesi ise o tarihlerde Lima'da çalışıyordu. Maria, 20 Aralık için Pangoana'ya dönmek istemişti. Ancak kızı mezuniyet törenine katılmak istiyordu. Bu yüzden seyahati Noel Arifesi'nde yapmayı kararlaştırdılar. Biletlerini Lans Hava Yolları'ndan almışlardı. Lans Hava Yolları'nın 508 sefer sayılı öğleden sonraki uçuşunda olacaklardı. Bu onların en kabus dolu günleri olacaktı. Julian bu tatili babasına söylediğinde çok ilginç bir yanıt almıştı. Babası Hans kızına kötü bir yöne sahip olan Lans Hava Yolları ile uçmaktan kaçınmasını söylemişti. Ama bu iş bir şeyi değiştirmedi. Anne kız rezervasyon yaptırmışlardı, iptal ettirmediler. Hans bu sözleri boşuna söylememişti. Şirket 1970'in yazında 9 Ağustos'ta 502 sefer sayılı uçuşunda kaza yapmıştı. Havaalanına yaklaşmak üzereyken motorlardan biri arıza yapmış ve düşmüştü. Uçakta 8 mürettebat ve 92 yolcu vardı. Biri hariç hepsi ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Aynı zamanda yerdeki 2 kişi de ölmüştü. Uçakta 48 Amerikalı değişim öğrencisi vardı. Sağ çıkan olmadı. Soruşturma sonunda Lansa'ya para cezası ve 90 gün faaliyet durdurma cezası verildi. O dönem bu kaza Peru tarihinin en ölümcül olayıydı. Lansa'ya ait bir başka uçakta 1966'da bir dağ yamacına çarpmış ve 49 insan hayatını kaybetmişti. Julian ve annesi 24 Aralık 1971 günü bir öğleden sonra havaalanına geldiler. Her şey normaldi. İçlerinde herhangi bir tedirginlik ya da bazı kazazedelerin olayı önceden hissettiklerini iddia etmeleri gibi bir durum yaşamamışlardı. Anne kız kalkıştan 20 dakika önce uçağa doğru yöneldiler. Uçakta 6 mürettebat ve 86 yolcu olmak üzere 92 kişi vardı. Ve hepsi için 24 Aralık karanlık bir tarih olacaktı. Hava durumu uçuş için riskliydi. İddialara göre bu tehlikeli hava durumuna rağmen bir takım baskılar sebebiyle uçak kalkışa zorlanmıştı. Buna dair birkaç kanıt vardı. Uçağın rotası bu şekildeydi. Öğleden sonra kalktı ve deniz seviyesinden 6400 metre yükseklikteyken gök gürültülü fırtınalar ve şiddetli, sarsıcı türbülanslarla karşılaştı. Pilotlar tedirgindi çünkü böylesi bir fırtınayla daha önce hiç karşılaşmamışlardı. Biraz sonra korktukları şey başlarına geldi. Yerden 3200 metre yüksekteyken uçağa bir yıldırım isabet etti, yangın çıktı ve uçak havada dağıldı. Julian ve annesi yıldırım isabet etmeden dakikalar önce zaten kendilerinden geçmişlerdi. Julian o anlarda hemen kendini koltuğa bağladı ve sonra bir anda ekranı karardı. Saatler sonra kendine geldiğinde Amazon yağmur ormanlarındaydı. Köprücük kemiği kırılmış, sol bacağı ve sağ kolu yaralanmış ve sağ gözü şişmişti. Uçak düşmeden önce kalan son enerjimle kendimi koltuğa bağladım. Bu herhalde bir nevi tamponlama yaptı. Çarpışmanın etkisini azalttı. Aksi takdirde hayatta kalma şansım olmazdı. Bu çok düşük bir olasılıktı ve bana isabet etti. Julian kendine geldikten sonra hemen annesini aramaya koyuldu. Ne gözü, ne kolu, ne de bacağı umurundaydı. Can havliyle yerinden fırlamış ve anne diye bağırmaya başlamıştı. Ancak bu arayış bir sonuç getirmedi. İlk anlarda annesinin de kazadan kurtulmuş olduğunu düşünse de yaralı olan annesi birkaç gün sonra hayata veda edecekti. Belki de annesi de onu aramaya çalışmıştı. Ancak ağır bir şekilde yaralı olduğu için bunu başaramamıştı. Anne kızın hikayesi Mary tahminen 26 Aralık 1971'de öldüğünde sona erdi. Bu serüven 17 yaşındaki bir genç kız için tehlikelerle doluydu. Ormandaki vahşi hayvanların sesi sürekli kulaklarındaydı. Açık yaraları ve bedeni durmadan böcekler ve sinekler tarafından ısırılıyordu. Ormanda ilerlerken uçaktan kopan enkaz parçalarını gördü. Hatta bazı kaynaklara göre
bot ve bıçak bile bulmuştu. Geceleri çok zor geçiyordu. Ev yaşamında ışığı açmadan mutfağa gidemeyen birisi için bu zorluk hayal bile edilemezdi. Yulian pes etmedi. Ormandaki hayatta kalma çabası yürümekle geçti. Artık annesini ve diğer yolcuları unutmuştu. Şimdi sadece kendisini düşünmeliydi. Zaten daha önce babasıyla yaptığı gezler ona iyi bir deneyim kazandırmıştı. 26 Aralık günü Yulian babasının söylediği şu sözü hatırladı. Mansabı takip et, yani akarsuyun ilerleyişini. O seni medeniyete götürecektir. Yulian aynen böyle yaptı. Dize ulaşan akarsuya indi ve oradan medeniyete doğru yürüme ümidiyle yola koyuldu. Bu yol çok uzun olacaktı. 10. günde küçük bir sığınağın yanında demirlemiş bir halde duran bir tekne buldu. Yaraları biraz canını acıtıyordu. Çevresindeki malzemeleri kullanarak yarasını temizledi. Geceyi şans eseri bulduğu bir barınakta geçirdi. Bir sonraki sabah onu çok güzel sürprizler bekliyordu. Tekneyi gördüğümde hemen atlayıp gitmek istemedim. Çünkü onu çalmış olacaktım. Orada kaldım ve bu iyi bir karardı. Yulian 10 günün verdiği fiziksel ve mental yorgunlukta olduğu yerde uyuyakalmıştı. Sabah olduğunda yaralarının kurtlanmaya başladığını gördü, onları tedavi etti. Biraz bir şeyler yedi ve ne yapacağını düşünmeye başladı. Yarım saat sonra uzaklarda bir balıkçı teknesi olduğunu gördü. Teknedekiler de onu fark etmiş, hemen Yulian'ın yanına gelmişlerdi. Amazon ormanlarında geçen 11 kabus dolu günün ardından medeniyete kavuşmuştu. Genç kız onlara her şeyi anlattı. Ekip onu yanına aldı ve köylerine götürdü. Bir sonraki gün bir pilot onu Pucallpa'daki bir hastaneye götürmek için gönüllü oldu. Yulian'ı hastanede babası karşıladı. İyileştikten sonra enkazın keşfedilmesi için arama kurtarma ekipleriyle birlikte yolcuları aramaya başladı. Annesini 12 Ocak 1972'de buldular. Aynı dönemlerde yolculardan 14 tanesinin kazadan sağ kurtulduğu ancak kurtarılmayı beklerken hayatlarını kaybettiği anlaşıldı. Kaza ile ilgili birçok spekülasyon vardı. Bu inanılmaz kurtuluşa akıl sır erdirilemiyordu. Yulian, uçak yıldırıma esir düşmeden yangın çıkmadan önce kendisini koltuğa kemer yardımıyla bağlamış, korumalı ve yastıklı bir koltukta durmuştu. Tahminen Yulian bilincini kaybettiğinde yere doğru düşerken sağındaki ve solundaki koltuklarla beraber düşmüştü. Onlar Yulian'dan ayrılmamışlardı. Bu da bir nevi paraşüt görevi görmüş ve bu ölümcül düşüşü yavaşlatmıştı. İniş yerindeki kalın yapraklarda ona yardımcı olmuş ve hafif bir iniş sağlamışlardı. Tamamen iyileştikten sonra Almanya'ya taşındı. Kiel Üniversitesi'nde aynı Alice gibi biyoloji okudu. 1980'de mezun oldu. Münih Üniversitesi'nde de doktora yaptı. Onun kaderi de ailesi gibiydi. Çalışmalar için Peru'ya döndü. 1987'de yağmur ormanlarındaki yarasa kolonilerini ele aldığı ekolojik çalışma tezini yayınladı. 2019'da Peru hükümeti üstün hizmetlerinden ötürü ona liyakat nişanı verdi. İtalyanlar 1974'te onun hikayesini kurgusal bir dille beyaz perdeye aktardılar. Daha sonra da bir belgesel çekildi. 24 yıl sonra bu kez Alman yönetmen Werner Herzog Yulian hikayesini yeniden ele aldı. Ancak o ve Yulian arasında ilginç bir kesişme vardı. Werner bir film çekimi için konum araştırması yapmak amacıyla 1974'te Ovaim kazağı yapan uçağa bilet almıştı. Güzergah değiştirmeye karar verince uçuşunu askıya aldı. Yulian yıllar sonra 2011 yılında bir kitap çıkarttı. Verdiği bir röportajda şunları söylemişti. Çok uzun yıllar kabuslar gördüm. Annem ve diğer yolcular hep rüyalarıma giriyorlardı. Aklımdan hiç çıkmıyorlardı. Neden hayatta kalan yalnızca ben olmuştum? Bu beni hep rahatsız etti, hep de edecek. Kaza yapan uçak Lansa şirketinin son uçağıydı. Kazadan sonra uçuş izinlerini kaybettiler. Yulian şu an 65 yaşında ve bu kazayı hatırlamadığı tek bir günü bile olmadığını söylüyor. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.